uçaklar taksi yapmak için bekliyorlar. Biri indi ileride de gözüktüğünü hiç zannetmiyorum. Bu da benim ikinci iş yolu. Diğer iş yoluyla tamamen aynı ama yol biraz tehlikeli. Polis abimiz şu an. Umarım gözükmüştür, yola bakarak sürüyor. Çekiyor. Burası daha aç. Bu ışın daha bir kere bana kırmızı yandığını görmedim. Her zaman yeşil. Yerde ezilmiş bazı hayvanlar var. İki tane falan görüyorum her gidişimde. Geliş yolunda yok ama. Burası bir uzun mekan. Sağsın yeri verdik. Varmış gibi. Neler oluyor bugün burada? Kaplamayı mı söküyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Garip bir kalabalık var. Normalde böyle değil. Bu sizin çöp. Kapısı kapalı, neden bilmiyorum. Normalde açık. Vay abiler, buraya masa falan çekmiş. Bir şey yapılıyor herhalde ya. Var bir şeyler ama. Şuraya 2 dakika bir sitemi kilitleyeyim. Buradan. Burası ofis. Burası kasanın adresi. Ne yapıyorlar bunlar? Burada bir şey söküyorlar. Diğerlerinde yok. Burada sökecekler herhalde. Hepsinden söktüler. Çıplak kaldılar. Çok garip şeyler yapılıyor bugün burada. Anlamış değilim. Sordum şimdi ne yaptıklarını. Firma değiştirmişiz. Exxon diye bir firma vardı, ondan çıkmışız. Sordum menajere falan. İsim değiştiriyormuşuz. Exxon diye bir markamız vardı, o gitmiş artık. Benzinin de anlık 39 kalan. Öyle yani, burada bir sürü böyle tamir arabası var. Garip. Her yerde güven bir şeyler var. Birilerinin başı belada. Yok değilmiş. Yani polis konuşuyordu da. Konuştuktan sonra açtım videoyu. O an müşterim vardı, açamadım. Böyle hala geliyorlar. Söküyorlar kırmızıları. Yeni bir şey takacaklar herhalde. Abimiz de geldi. Vazgeçilmez. Epa satma hocam bu.
Burada manyak bir şey var. Yani güzel arabalar geldikçe çeker. Bu zaten klasik. Bir de burada devasa bir şey var. Bunlar nasıl sürüyorlar abi? Aga Exxon gidiyor. Exxon sürtmüşler. Bunu bitirdik. Şimdi diğerine gidelim. That's it.
katılıkmış 4250. Bu araba. Aa, videoda çıktı mı acaba? Umarım çıkmıştır. Takım gördüm. Ben şunu içeri bırakayım. Ve kapıdan çıktık. Mesai bitti. Aslında bitmedi de. İş az diye gidebilirsin dediler. Benim canavar burada. Şöyle bir yola çıkalım hafiften. Abimizin arkasına geçelim. Akşamları saatimi açıyorum böyle. Şöyle tutunca aydınlatıyor yani. Arkadan görürler. Arkamızda bir araba var. Kapar abi, bu işte gitti. Burası benim çalıştığım yer. Ay, birileri inmiş aşağıya. Yol göründüğü kadar karanlık değil aslında. Şöyle yapabilirim. Gözüküyor her şey. Gözle. Şu an fena rüzgar sesi geliyordur da. Çok bir şey yok. Ne zaman yaramak olacak be? Şaka gibi ya. Hayalimize bak. Arabamızın olması ve işe arabayla gitmemiz. Kocaman arabası. Sorun değil de. Bu yol yani çekilir, önemli değil. Şurası da havaalanı var. Sabah kestim üstüm. Hiçbir şey gözükmüyor. Akşam üstü. Dediğim gibi bu düz yolu sorun değil.
önümüzde bir köprü var. Uzun uzun değil de yüksek bir köprü. Bildiğin bayağı yukarı çıkıp aşağı iniyorsun. O kötü. Oraya çıkarken bayağı bir nefesin kesiliyor. İnerken de çok hızlanıyorsun. Anlamsız. Burası da küçük bir köprü. Bayrağımız burada. Bayrağımız erken izin. Saat hala ışıldıyor. Bu mekan da bayağı güzele benziyor. Ben buraya da iş başvurusunda bulundum. Adamlara dedim işte yeriniz çok güzelmiş ama. Dediler ki 41. sıradasın yarış başvurusunda. İşte bahsettiğimiz köprü bu. Buradan yukarı çıkıyorsun bayağı bir. İşte arabalar ufuktan geliyor. Hızımız kaç abi? Yok yalan o ben değil. Abi sarı mı gerçekten? Aşağıya kalan. Durmuşken araba çekeyim biraz. Yeşil yandı. Bir isteğim yerine gelmiyor. Başladı mesai. Buna bak. Sabah süre sıkıntım olduğu için köprüdeyken video çekemedim. Hızlı gitmek için iki elimi kullanıyorum. Şu an bir elimle kamera tutuyorum. Evet, köprü biraz karanlık. Ama yani ışığımız var. Görüyorlar bizi. Sorun yok o konuda. Telefon da flaşı açtı. Ha böyle böyle bir yokuş yok. Bak yere paralel koydum şu an. Gökyüzünü görüyorsun. Of. Bir iç. Allah belasını versin kim yaptıysa. Dümdüz geçirmemişler karşıya birader. Aşağıdaki sokak gözüküyor. Biz bayağı yukarıdayız yani şu an. Aşağıdaki sokak var. Benim hızım zaten 5'e falan düştü. Kilometre bu arada. Bildiğin. Neyse ki nehir manzarası var. Oradan kurtarıyor. Yavaş yavaş tam point'e geliyoruz. Kamp yapıyorlarmış burada.
büyük arabaları var. Karavanlar. Burada da karavanlar var. Ve biz şu an buradayız. Devam. Evet, yokuş bitti. Düz alandayız artık. Burası nehir. Böyle uzanıyor. Burayı gece modunda çeker koyarım bir tane. Şurada bir duralım. Yok, hiçbir şey gözükmüyor. Evler falan var da. Bak şöyle gözüküyor. Burası böyle nehir. Gece modunda çekmiştim bir tane, onu koyarım buraya. Biz de bitirdik sayılır köprü. Zaten şu anda akıyor mesela. Tepesine çıktıktan sonrası kolay. Hiçbir yerde öyle çok yüksek bina yok. Ufka her yerden görebiliyorsun. Dünya yuvarlak yani. Burası akıyor. Sola geçmemiz lazım. Arkadan da bir sürü araba geliyor. Sıfır pedal. Ben geçeyim abi, bitmiş. Şöyle en sola bir geçelim, atalım kendimizi. Ha, bu niye böyle ışık gidiyor, en sola çekildi. 0.5 çekince. Çıkalım. Evet, sola dönmeyi bekliyoruz. Şimdi şu ışık sol olacak. Benim niye flaşım açık ya? Burası başka bir benzinlik. Bu da bizim Shell. McDonald's'ı var içinde. Zaten evim hemen şu Shell'in arkası. Arabalar yavaşladığına göre bize yol mu vereceksin? Geçeceğim ama şimdi ha. Geçiyorum ben yine. Araba değiliz birader. Ya boş yol, herkes bekliyor. Ya yol hiç karanlık değil de. 05 X'i alınca bir karanlık gibi gözüküyor. Neyse, de nedenini bilmiyorum. Neyse, biz de devam edelim. Burası da ev yolu. Abi aldım 05'e ya. Korku filmi gibi yani. Gözüküyor ama nasıl? Bir de köpeğini gezdiriyor. Gözüküyor, garip.
gördüğünüz apartmanda ben kalıyorum. Abi arkadaşım bisiklette burada. 40 numara. Odakla abi. Bu kadardı. İşten gelme yolu böyle.